Demek ateşle telefon şarj ediyorsun ha. Gel bakayım. Yandık lan burada. Elim yanıyordu. Hah. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzdaki ürün bu arkadaşlar. Kendisini ateşe tuttuğumuz zaman ne yapıyormuş? Telefonu şarj ediyormuş. Bakalım gerçekten edebiliyor mu? Açalım sizlerle birlikte. Evet, kutuda başka bir şey yok arkadaşlar. Şu ürünümüz. Burada bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunları zaten işleyeceğiz. Evet, şimdi biraz bulmaca gibi bir bölüme geldik. Artık olduğu kadar. Mekanizmamızın kuruluş şekli böyle arkadaşlar. Şöyle hemen üstünden biraz tarif edeyim. Burası su haznesi arkadaşlar. Buraya bir su koyuyorsunuz. Kullanım kılavuzunda şöyle yazıyor. Susuz da çalışır ama suyla daha iyi çalışır diyor. Şöyle artık bir ayağa kalkalım da şunu bir ortamını hazırlayalım. Biz her şeyi aldık. Şimdi arkadaşlar burayı düzeneyi hazırladım ben. Alet açıldığı zaman bu hale geliyor. Şuradan da şarj edeceğiz. Bunun detaylarına geleceğiz. Hele bir şu ateşimizi bir yakalım bakalım. Demek ateşle telefon şarj ediyorsun ha. Gel bakayım. Ya biraz böyle Kızılderili ateşine şey ettirmeye çalışacağım ama. Şimdi gelelim arkadaşlar biraz hile yapmaya. Öyle. Oh, yemin ederim mayonez gibi. Ateşimiz bol olsun ki şarjımız nitelikli olsun. Çıra konusunda tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Ben odun bekliyordum. Bunlar çıktı. Bu ne abi, beyaz peynir gibi ya. Çocukların ulaşamayacağı yere koyun. Yer bunu çocuk. Gel bakayım. Oh. Yemin ederim. Yerim abi ben bunu yani. Oh. Evet, şimdi arkadaşlar ateşimiz bayağı burada harlanıyor. Şimdi gidip şu hazneye su eklememiz gerekiyor. Dilerseniz hani açık ortamdaysanız soğuk su koyup ısıtabilirsiniz. Ama biz sıcak su tercih edeceğiz. Dörtlü üçünü dolduruyorsunuz. Ateşimiz almış başını yürümüş. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz ayaklar ateşe bakacak. Evet arkadaşlar, ergonomide bayağı sorun var. Yandık lan burada. Elim yanıyordu. Yani yana vida koymuşlar sıkalım diye ama hani... Heh. Evet, şu an bir şekilde durmasını sağladık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada yeşil ışık yanmaya başladığında artık aletimiz kendi enerjisini üretmeye başlıyor. Enerjisi de muhtemelen şöyle arkadaşlar, orada gelen ısınma burada su haznesiyle birleşiyor. Bir şey oluyor, bir 5 dakika beklemeniz gerekiyor. Sıcak su koyduğumuz için, yani haşlanmasını beklemediğimiz için direkt şarj edebiliyoruz. Evet, şu an şarjım %21'de arkadaşlar. Bir 15 dakikalık şu an şarj ediyor ya, böyle aletleri çok seviyorum. Bir 15 dakika bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, telefonu koyduğumuzda saat 18.19'du. 13.19'du, 18 değil. Şimdi bakıyoruz, saatler 13.37. Şarjımız %17'ye düşmüş arkadaşlar. Bir hayal kırıklığı oldu. İşleme başlamadan önce şarjımız 21'di. Bir süre şarj ediyor, bir ediyor, bir etmiyor. O zaman şöyle yapalım, ben size bu durumu bir toparlayayım bakalım. Ürün başarılı mı değil mi? Değil arkadaşlar. Sıkıntı şu, birincisi direkt ateşe temas etse bile çok ciddi bir şarj oranı vermiyor telefonunuza. Artı havanın müthiş uyumlu olması lazım. Hiçbir şekilde rüzgar vesaire vesaire olmaması lazım ki telefonunuzu doğru düzgün şarj edebilin. Şunu söylüyorum, hani ürün güzel fikir. Hani kampçı, doğacı, böyle outdoor işlerini seven arkadaşlarımızın hoşuna gidebilirdi ama doğru düzgün stabil bir şekilde çalışsaydı. Doğal olarak bizim önerimiz şimdilik bu alete çok fazla heveslenmeyin. Artık videomuz da bitti arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Artık görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.